El İhtiyar'da bugün ana metinden okuyoruz. Gusül bahsi. Faslun, bir fasıl. Farzul gusli, guslün farzı nedir? El mazmazatu mazmazadır. Farzul gusli, burada farz kelimesi ne olur? Mübteda olur. El gusl, haber olur. Farzul gusli, guslün farzı nedir? El mazmazatu mazmazadır. Mübteda olan farz kelimesi aynı zamanda muzaftır. Doğrudur. Ardından gelen vel istinşaku ve gusl diye devam eden kelimeler matuf olmaktadır. Mazmaza ne demek? Ağza su alıp çalkalamak. Ağza iyice su almaya mazmaza demekteyiz. Ağzın iyice çalkalanması. Hemen yanında F yazıyor. Yani ne demek istiyor? Hadi bu da soru olsun. Ne demek istiyor? Evet, İmam Şafii buna itiraz etmiştir. Mazmazda yok çünkü Şafii'de. Vel istinşaku, istinşak da buruna su çekmek, burnu yıkamaktır yani. Mazmaza ağzı yıkamak, istinşak burnu yıkamak. Ağza su almak, buruna su almak. Yine F var çünkü İmam Şafii gusülde buruna su çekmenin, burnu yıkamanın gerekli olduğunu düşünmüyor. İkinci farz bu ama Hanefilere göre. Şu an İmam-ı Azam'ın görüşleri üzerine yazılmış bir kitap okumaktayız. Ve gaslu cemi'il bedeni. Bedenin tamamını yıkamak. Farzlar bunlar. Guslün farzı kaçtır? Ağza su almak, ağzı çalkalamak, buruna su çekmek, burnu yıkamak, ardından tüm vücudu, tüm bedeni yıkamaktır. Bitti. Ve sünenuhu, yani sünenül gusli. Guslün sünnetleri, sünnetün, sünenun. Hangi şekilde yapılmış bir cemi mükesser? Sünnetün, sünenun. Değil mi? Ne var? Bir kere naks var. Ama sünnetün, sünenun. Tegayrun fişek, ma'en naksi. Sünenuhu, guslün sünnetleri en yağısıyla yıkamaktır. Yedeyhi, elleri, iki eli. Yedün, yedani, yedeyni, yedeyhi. Ne olmuş? Bir kere en yağısıyla yıkamaktır. Yani yıkamasıdır. Hüve o kişinin, hüve fail olur. Neyi yıkamasıdır? Yedani dersen raf hali olur. Yedeyni dersen nasb hali olur. O iki eli yıkamaktır. Nasb hali. Ama ben oraya bir de hi zamiri koyuyorum. Dolayısıyla tesniye muzaf olacak. O zaman madem ki tesniye muzaf olmuş, sonundaki nun'un silinmesi gerekir. Yedey kalır. Hi'yi de bitiştirdik. Yedey yani kendi ellerini yıkaması. Ve fercehu ve cinsel organını yıkaması. Bunlar nedir? Sünnetleridir. Devam ediyor. Ve yüzile ve izale etmesidir. En necasete, necasetin gidermesidir. En bedenihi, bedeninden necaseti yok etmesi, gidermesidir. Sünne sonra yetevazza lissalate namaz için abdest alır. Sünne sonra yufiza döker. Elma suyu, suyu dökmek. Ala cimi'i bedenihi bedeninin tamamına su dökmek. Selasen, üç defa. Ve yucibuhu guslü gerektiren şeyler nelerdir? Gaybubetul haşefeti. Gaybubet kayıp olmak. Bir şeyin bir yere girmesi, kaybolması, görünmemesi. Gaybubetul haşefeti. Haşefe erkeğin cinsel organı, sünnet mahalli öndeki kısım. Gaybubetul haşefeti cinsel organın sünnet yerine kadar kaybolması. Nerede? Fi gubulin, gubul ön taraf. Yani kadının vajinasında kaybolması. Evveya duburin, dübür de arka tarafta, makatta kaybolması. Bu gerektirir guslü. Alel fa'ili vel mef'ulu bihi. Yapana da yaptırana da. Gerekli olur bu durumda. Ve daha ne gerektirir guslü? İnzalül meniyyu, meninin çıkması, inzal olması, meninin gelmesi. Ne üzere? Ala vechil difki, fışkırmak üzere. Fe İmam Şafii böyle bir şeyin gerekli olduğunu düşünmemiştir. Ve şehveti ve şehvetle gelmesi.
Ve daha ne guslü gerektirir? İnkıta'ul hayzi, hayzın kesilmesi, bitmesi. Ve nifasın bitmesi. Bunlar da yine gerektirir. Ve men, ve o kimse ki isteygaza uyandı, fe ardından vecede buldu. Fi siyabihi, elbisesinde ne buldu? Meniyen, meni buldu. Ev veya da meziyen, mezi buldu. Sin buna muhalefet etmiş. Fe işte bu durumda meni bulsun veya mezi bulsun. Aleyhi, o kişiye gerekir. Ne gerekir? El vuslu, gusul gerekir. Aleyhi gerekir derken gereklilik manası nasıl verdik? Aleyhi hangi gruptan bir kelime olur? Soru olsun, ben de soru okuyayım. Lam harfi cerri, kef harfi cerri manasında mı oluyor hocam? Lissaati. Bakıyorum lissaati nerede var, tam olarak ne zaman yazdığımızı bilemedim. Mesela inkıtar hezi ve nifasi nesteyi gazatı ve cidi fiisiyel menine meziyen fe aleyhi. Lam göremedim. Yetezavva. Yetezavva lissalati. Şimdi gördüm. Kef harfi cerimi oluyor. Yok, kef olmuyor. Ha, gibi de diyebilirsin, olabilir. Sümme yetevazı abdest alır. Kessalati, namaz gibi. Namazı alıyormuş gibi. Olabilir. Lamı burada yani ihtisas da yapabilirsin. Tahsis. Namaza ait bir abdest alır. Namaz için abdest alır. Namaz gibi yani. Kef güzel bir yaklaşım oldu. Fe aleyhi. Manevi diye bir cevap veremeyiz. Manevi fiil demeyiz yani. Manevi fiil, lafzi fiil değil de esmaul ef'al grubundan bir kelime. Aleyhi. Aleyke. Sana gerekir. Burada meni geçti, mezi geçti. Menin ne olduğunu herkes biliyor da mezi ve farklı kavramlar var. Bu yüzden buraya yaklaşım şu şekilde. Buluğ çağına ermiş kişiden dört farklı sıvı, su çıkabilir. Bir idrar, idrarın ne olduğu malum, tuvalet ihtiyacı. İki menin ne olduğunu herkes biliyor, sperm. Üç vedi ve mezi. Önemli olan üzerinde durulması gereken vedi ve mezidir. Bunlardan yani bu dört gruptan sadece meni, sperm, guslü gerektirir. Diğerleri guslanmayı gerektirmez. Ama hepsi de abdesti bozar. Vedi nedir? Vedi idrardan sonra gelen katı beyaz sudur. Mezi şehvet esnasında erkekten çıkan su. Mezi. Şehvet anında kadınlardan da kazi adında bir su gelmektedir. Sadece abdesti bozar. Aleyhi el guslü demiştik. Sin vardı. Sin ne demekti arkadaşlar? Orada bir tane sin harfi vardı. Cevap gelemedi. İmam Yusuf. Evet. Devamında ve gaslül cumu'ati ve guslül cumu'ati. Cuma için gusül almak. Vel ibeyni bayramlar için, iki bayram için gusül almak, yıkanmak. Vel ihram, vel ihrami ve ihram için yıkanmak, gusül almak. Bunların hepsi de nedir? Sünnetun, sünnettir. Ve la yecuzu, caiz olmaz. Lil muhdisi, abdestsiz kişi için. Ve daha el cunubi, cünüp kişi için. Ne caiz olmaz? Messul mushafi, mushafa, Kur'an'a dokunmak caiz değildir. İlla ancak caiz olur kişi abdestsiz de olsa, cünüp de olsa, bi gilafihi, kılıfa, yani kılıf vasıtasıyla dokunmak. Kur'an-ı Kerim kaplamışlar bir kılıfa. Kılıfa dokunarak Kur'an açabilirsin. Ama fe, yani İmam Şafii, buna katılmıyor. Ve la yecuzu lil cunubi, cünüp için caiz değildir. Kıraatul Kur'ani, Kur'an okumak. Ve yecuzu caiz olur lehu, cünüp için. Ezzikru, zikir yapmak. Ve tesbihu, tesbih yapmak. Tesbih çekmek. Ve du'a'u, ve dua etmek. Vela yedhulu, o kişi giremez el mescide, mescide, yani cünüp kişi mescide giremez. İlla li zaruretin, zaruret müstesna. Vel haizu, hayızlı kişi, ve nüfesa'u, nifaslı kişi de kel cunubi, cünüp gibidir.
Konu burada bitiyor. Bunun ardından sular bahsi başlıyor. Temiz su, pis su. Suların kısımları başlıyor. Bu okuduğumuz bölümün de şerhini yarından itibaren inşallah okuyacağız. Ana metin bu türlü bitti.